Arkadaşlar, Kanatlar Alemi Samsung kanalı olarak herkese merhaba. Evet, hindiler geldi arkadaşlar. Faruk kardeşimiz daha çok çok uzaklardan geldi. Hoş geldin Faruk'um, hoş geldin. Merhaba abi. Bereketli olsun dostum. Girişini dedim hemen çekeyim, oturuyorduk Serdar'la. Nerede kaldı dedik. Serdar dedi, traktörle mi geliyor dedi Faruk dedi ya dedi. Abi, köpek sorun yarattı ya. He, köpeğe getirdin sen. Arkadaşlar, bu arada kendinde olan Faruk kardeşimiz köpeğini de çiftliğimize getirdi, onu belirteyim. Hep birlikte onu da hop yavaş hop. Hayır. Serdar gel çabuk. Hayır. Arkadaşlar, birdenbire ortalık karıştı. Hayır. Ne yapıyorsunuz siz? Kurtpiş, çık oradan. Çabuk çık. Kiraz, sen de çık. Hayır. Faruk, hoş geldin ama birden iyi ki Bulut oradan şey yapmadı. Zinciri vallahi kırabilirdi. Hoş geldin. Nasıl yollar? Vallahi yol biraz köpekle sıkıntılı. Değil mi? Çıkarttın mı dışarı yolda? Çıkarttım dışarı. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi Faruk'un bu köpeği artık bizde kalacak arkadaşlar. Ay, vallahi bir an korktum ya, dedim ortalık karışacak. Ama arkadaşlar, hindilerde gördüğünüz gibi içeride daha çekimini yapacağız. Hep birlikte indireceğiz. Bakalım. Serdar'cığım, Mehmet Hoca'ya haber ver istersen. Şöyle bir gezdirelim. Şöyle gel. Hadi bakayım oğlum. Aferin oğlum sana. Aferin. Arkadaşlar, hindileri indireceğiz ama ilk önce şu köpeğimizi bir kazasız belasız Faruk kardeşimizle bir yere bağlayalım. Mehmet Hoca haber vermemiz lazım. Hemen geldi arkadaşlar. Buraya çişini yapıyor işte. Buranın lideri olmaya aday ama tabii o bilmediği için daha nelerin olduğunu bu yerde. Faruk, bu hiçbir kanat diye bir şey demiyor değil mi? Yok demiyor. Tamam, süper. Onu da bilelim. Biliyor musun? Her şeye hemen şey yapmıyor. Torun kardeşi aynı batım var. Evet, maşallah. Ne diyoruz Serdar? Geçiyoruz, devam ediyoruz babacan. Devam ediyoruz. Tamam Duman. Tamam oğlum. Hayır oğlum. Hayır, bunlar kes. Hayır. Hayır oğlum. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi vallahi bu işler öyle kolay değil. Dışarıdan bir yabancı geldiğinde hemen hepsi reaksiyon veriyorlar. Bunu bir yavrulara baksanız arkadaşlar, bakın. Yavrulara bakın nasıl hemen nasıl reaksiyon veriyorlar. Hemen aferin size lan. Aferin oğlum. Oo, bizim goldenlar bile kendinden geçti yani. Babası. Evet. Babası, oğul. Arkadaşlar işte. Baba ve oğul yıllar sonra birleşti arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, hemen göstereyim. Bakın. Kendi büyüttüğümüz o küçük yavru ördeklerimiz nerede? Bizim normal. Gel kızım. Gel kızım gel. Aferin. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi suda keyif yapıyorlar. Tamam kızım, tamam. Şöyle. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi gerçekten 10 numara bizim köy ördeklerimiz, yeşil başlıklı. Ha, ne var kız? Irmak'ta keyif yapıyorlar arkadaşlar. Şimdi isterseniz hep birlikte hindilerin arabadan artık indirilmesi ve birkaç tane sorumuz da olacak Faruk'a. Onları cevaplaması gerekiyor. Mertcan sordu. Onları cevaplayacağız hep birlikte. Kazlar da böyle. Hepsi yerli yerinde. Her şey güzel gidiyor arkadaşlar. Ben de gerçekten hindilerin gelmesiyle çok heyecanlandım. Bakalım nasıl olacak onların gelişim süreçleri de. Ama ilk önce onları yerlerine yerleştirelim arkadaşlar. Oğlum, çiftliğe hoş geldin. Aferin sana. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin. Kamera çekimini yapayım da sana zahmet. Evet arkadaşlar. Hindilere şey dedi. Şu ikinci, beşinci kümes var. Oraya koyalım dedi Faruk. Pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. kümes. Normalde şuranın içine koyayım mı dedim ama
Kur'an çatısını yaptıracağım. Ama rüzgar ceyran almaması gerektiğini söyledi. Abi şurası. Tamam. Araba da geldi. Hayır, uğurlu olsun bakalım. Ferdacığım sana zahmet. İndirelim, salalım. Sonra paylaşımı hep birlikte yaparız. Tabii bayağı kaç tane hindi? 60 tane değil mi? 60 hindi geldi. 30'u bizim. Diğerleri de bizim çocuklar paylaşacaklar. Evet abi. Evet arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Abi bir şey yapalım. Evet. Serdar. Ben kapıyı açayım. Hemen de salalım da şey olsun. Ha tamam. İçeri salla. Arkadaşlar böyle hindiler. Böyle bir hindiyi de gerçekten ben arkadaşlar bunu da paylaşayım. Faruk kardeşimiz eğer dili sürçmediyse ve yanlış söylemediyse 30 liradan verdim değil mi? Evet abi. Arkadaşlar hindi 30 lira bu görmüş olduğunuz hindiler tanesi. Gerçekten bu boydaki bir hindiyi 30 liraya almanız çok zor. Onun için Faruk emekçi kardeşimiz bize de hiç şey yapmadı. Ticaretini bile yapmadı. Bize 30 lira dedi. Tamam kardeşim dedi size. Hiç pazarlık bile yapmadık. Sağ olsun. Hepsi geldi. Ama şimdi bana bunların dişi erkek ayrımını söyleyeceksin. Çünkü buradan alacaklar olacak. Ben dişi... Abi üstüne koy istersen rahat yapalım. Evet, ben dişileri daha çok barındıracağım elimde. Çünkü bizim Mertcan valla başımın etini yedi yumurta yumurta. Ona yumurta yollayacağız diye valla dişileri daha çok istiyorum. 17. Arkadaşlar şöyle. 19. 20. 20. Hay maşallah. İyi zayı da etmemişsin yani. Kızlar nasıl lan? Çok güzeller değil mi? Evet. Yani şu fiyata 30 liraya bu hindiyi bulmak gerçekten zor. Bir de şu dönemde. Evet. Faruk'cum isteyen arkadaşlar olursa Boyabat çevresinde kaç kilometreye kadar şey yapıyorsun, bırakıyorsun insanlara? Kaç adete kadar? Ya kilometre önemli değil. Mesela işte mazot parası alırız. Adet hani ona göre ayarlarız. Yani ayarlarsın. Telefonla aradık. Yine parını. Şu anda bu yavrular herkese 30 lira olur mu? Valla abi herkese dedikken 35'ten aşağısı bunu kurtarmaz yani. Kurtarmaz mı? Aynen öyle. Bize 30 olur mu? Arkadaşlar 30-35 yani siz yüklü alırsanız ben 30'a da bize de ikna ederiz Faruk, sıkıntı yok. Ama isteyen olursa da illere de gönderim yapıyorsun o zaman. Evet abi gönderim yapıyorum. Arkadaşlar gönderim yapıyormuş Faruk kardeşim. Faruk'cum şeyi de söyle de telefon numaranı herkes. 34. Ben yani ilgilenemem. 35. 0541. 0541. 502. 502. 4379. 4379. 502 4379 arkadaşlar. Faruk Albayrak arkadaşlar. Amatör Amerikan bronz hindi, kırmızı hindi ve köy hindisi yetiştiriciliği yapıyor kendisi. Sağ olsun bize de hindilerimizi daha ayağımıza kadar teslim etti. Allah ondan binlerce defa razı olsun. Abi birazdan sana birkaç soru soracağım. Evet. Birkaç arkadaşımız bir şeyler sordular. Ama şeye dönmem lazım. YouTube'daki o soru yorum bölümüne bir bakmam lazım. Şimdi eksik bir şey de kalmasın. Serdar'cığım bu arada şey yapalım. Bir Serdar'ın telefonundan bir bağlanayım arkadaşlar YouTube'a. Bir yandan da o soruları orayı bir okuyup soralım. İndirimi bitirelim arkadaşlar. İndirilerimizi. Ondan sonra sorularımızı da Faruk kardeşimize soracağız. Faruk bir şey soracağım. Ben bunlara bu saatten sonra kırma buğdayla mısır versem olur mu? Olmaz abi. Olmaz mı? Niye olmaz Faruk? Ya şimdi bunlar şu an tam senetme döneminde. Yani hayvan gelişme döneminde. Gelişme döneminde. Heh. Şimdi sadece mısır buğdayla olmaz. Protein hani enerji dengeli olması lazım. O yüzden sadece mısır buğdayla olmaz. Kendi yemiyle karıştırarak verirseniz olur. Olur değil mi diğer kendi yemiyle? Ama yemini. Öbür türlü verdiğin zaman şimdi bu hayvan yem değişikliğinden dolayı zaten birden küsecek, gelişmeyecek yani. Kendi yemini yersin ne kadar yerse o kadar daha iyi bence. Bazı insanlar hani şey zannediyor ya işte öbürü 2 lira bu fenli yem 3 lira işte mısır 2 lira mısır daha uygun gibi şey yapıyor ama yani şöyle ortalama bir hesap yaptığınız zaman hayvanın gelişimine baktığınız zaman gerçekten fenli yem her şeyden daha karlı. Şu anda. Ama ben yine de karşıyım. Yani belli bir zamandan sonra vermeyi düşünmüyorum. Şimdi, kesinlikle vermeyeceğim. Küçük bir çocuk mesela şu an onun diyelim ki mama yiyor değil mi çocuk? Evet. Anne sütüne evet. Emmeyen bir çocuk.
Aynı onun gibi düşün yani. Tutup da tarhana çorbası, işte fasulyedir, pilavdır veremezsin. Aynen, doğru söylüyorsun. Sağlıklı bir gelişim olabilmesi için tüm yani, vitamin ve mineralleri alması gerekiyor. Alabilmesini kendi yemesi bence daha iyi. Tamam. O zaman birkaç soru daha birazdan soracağım. Ben bunlara ne yem alayım şimdi? Valla şu an ben normalde millet belki doğru... Hani söyleyelim abi, sen sonuçta bakıyorsun. Etlik yemi veriyorum. Etlik yemi veriyorum. Bazısı ya işte koksidoz içeriyor, işte verilmez, işte kanlıysa çevirir, işte ölür falan diyor ama ben valla 10 yıldır etlik yemine bakıyorum. Veriyorsun. Ben hangi markayı veriyorsun? Optima. Optima'yı veriyorsun, inşallah buluruz. Optima, CP, işte ya iyi marka olması lazım ya, önemli. Anladım, tamam. Onların da reklamını yaptık. Evet, tamam, o zaman şey yapacağım, ben bunlara bugün yem alacağım. Şimdi istersen geçelim, hem bir çayımızı tamam. içelim kardeşim, tamam. hem de şu hayvanları kapatacağız önlerini. Birazdan yine bir çekimini yapacağım. Serdar, şurayı da alırsan kardeşim benim. Tamam. Arkadaşlar, şimdi size göstereceğim. Hayırlı uğurlu olsun çiftliğimize. Allah tüyleri kadar ömür versin. Eğer gerçekten istediğim şekilde gelişimlerini tamamlatabilirsem arkadaşlar, seneye bayağı bir hindi sahibi oluruz. Tahminen 20 tane şey bırakmayı planlıyorum arkadaşlar. Dişi hindi. Bunların yanına da 3 tane belki 4 tane de şey, erkek hindi bırakmayı planlıyorum. Ben bir sürü hindi çeşidi var ama bizim Mertcan demiş işte her çeşitten al. Yok abi, ben bazen tek çeşitten gitmek gerçekten kıymetli. Onun için Amerikan bronz hindileri de ben biliyorum. Gerçekten kilolarda yeterli seviyede oluyorlar. Onun için çok güzel hayvanlar. Araziye bence uyumları en iyi olan hayvanlardan bir tanesi bu renkte olanlar. Çok da sağlıklılar arkadaşlar. Bir tane şunun kanatları biraz düşük. Ama nereden baksanız 200 kilometre yol geldi arkadaşlar bu hindiler. Bu kadar yoldan, bu kadar sağlıklı, yani şu an indiklerinde bu kadar sağlıklı görüyorlarsa Faruk'u da gerçekten tebrik ederim ve teşekkür ederim. Bir de kaliteli, hastalıksız, kanatlı bıraktığı için, hindileri bıraktığı için. Ama tabii bunlar da bu odada duracaklar. Tabii paylaşım olacak. Hepsi benim değil. Buradan 30 tanesi benim. Diğer 30 tanesini diğer arkadaşlara şimdi paylaştıracağız. Çünkü 30 liradan bu boyutlarda bir hindiyi bulmak gerçekten çok zor. Böyle ekonomik krizin olduğu bir dönemde. Bize de 35'e de, ya size 30 dedi de 35'e olur başkasına dedi ama yine 30'dan da ben gerçekten isteyen olursa, ama tabii 3 tane 5 taneyi de yollayamaz, onu da söyleyeyim. Belli bir adet olması gerekiyor. Ama nereden baksanız şöyle aldığınız zaman 50'li adetlerde ben bu anlamda telefonunu da verdik zaten. Videonun içerisinde var arkadaşlar. Oradan Faruk'a ulaşabilirsiniz. O anlamda size gerçekten yardımcı olacak. Çok yürekten, çok güzel bir adam, onu belirteyim arkadaşlar. Çok fedakar. Ben buna çok bakarım, böyle insanlarda fedakarlığına, saygısına. En ufak bir saygısızlık ve fedakarlığa böyle aşacak hiçbir şey yok. Her noktada fedakar ve yürekten davranıyor. Sağ olsun, var olsun arkadaşlar. Şimdi gidelim arkadaşlar, sorularımızı soralım Faruk'a. Bakalım bunları besleme noktasında bizi neler beklediğiyle ilgili bize bilgiler versin arkadaşlar. Odasını da şöyle göstereyim arkadaşlar. Hiçbir şekilde ceyran almıyor. Kapalı. Temiz de bir alan, onu belirteyim. Daha önce burada beç yavruları duruyordu. Bir ara ördek yavruları durdu. Çok şu anda sağlıklı bir nokta. 30'a düştüm bir rakamda. Biraz daha gelişim süreçlerini tamamlamaları için burada kalacaklar. Bir ay sonra da hindileri belki daha erken salmayı planlıyorum arkadaşlar.